Şüpheli arkadaşlar. Benim şüphelerim de arkadaşlarının yönünde. Aldatılma şüphesi. Sen de Emre ile dedi konuşuyorsun, takılıyorsun dedi. Şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Necati Gün iki evliliğinden 4 çocuk sahibiydi. Herhangi bir şekilde bir bağımlılığı yoktu. Uzun süre asla ortadan kaybolacak yapıda biri değildi. Bir gün bile çocuklarından ayrı kalmazdı. Genç adamın kaybı boşandığı ilk eşini de, kıskançlık tartışmaları yaşadığı ikinci eşini de çok endişelendiriyordu. Herkesten vazgeçerdi ama çocuklarından asla vazgeçmezdi. Köyde çoğu yerde çalıştığı zaman bile gün içerisinde kaçıp gelip çocuklarını gören bir adamdan bahsediyoruz. Yani mutlaka bize haber verirdi, ortada niye yok? Çocuklarının babası için birlikte hareket eden eski ve yeni eşler Necati Gün'ün arkadaşlarından şüpheleniyorlar. Benim şüphelerim de arkadaşlarının yönünde. Bunlarla takılmaya başladıktan sonra bu tarz şeyler yaşanıyor. Üçü bir çeteydi bunların yani. Birbirlerinden çok haberdardılar. Buse Öztürk çevresinde Selçuk olarak bilinen eski kocasının çocuklarını bırakıp asla gitmeyeceğini söylüyor. Genç kadın eski eşinin kaybolduğu gün görüştüğü bir arkadaşına dikkat çekiyor. Eşini başka bir eve bıraktırıyor. Kendi geliyor kameranın karşısına ayrılıyor. Neden orada ayrılıyor? Bütün kameralar buna şahit tanık. Belki orada ayrıldı. Benim eşim geri döndüğü zaman bir şey yaptı. Peki 4 çocuk babası genç adam kaybolmadan önce eşiyle bir tartışma yaşadı mı? 7-8 ay önce oldu. Küçük bir mesaj, öyle yani kafaya takılacak bir şey değildi. Zaten kafaya takılacak bir şey olsaydı eşim asla beni affetmezdi. Asla kapının önüne koyardı. Kendisi takmıyordu yani bu mevzuyu. Çünkü biliyordu onu aldatmayacağım, ona yanlış yapmayacağım. Kendisi çok iyi biliyordu. O olmadan, o olay meydana gelmeden önce de çok kıskançtı. Aşırı kıskanç bir insandı. Tanıdık bir kişiydi. Evde erkek aradı. Eve geldi bir an. Şimdi bu kıskançlık mevzusu benim çok takıldığım bir konudur. Tabii ki hani psikolojik anlamda kıskançlık problemi yaşayan insanlarımız var mı? Var. Orası ayrı. Ama şimdi zaten senin mesajını yakaladıktan sonra Şimdi artık onun yaptığına kıskançlık mı denir ben anlamıyorum. Şimdi zaten o mesajı yakalamışsın. Aslında Asıl olan yollarını ayırmak. Ama insan her zaman onu yapamıyor. Şimdi artık ondan sonraki tavrını kıskançlık olarak nitelemek ne kadar doğru? Çünkü bak çok özür dileyerek iki şey düşünüyorum. Ya gerçekten arkadaşları öldürdü bu çocuğu. Çünkü 11 gün. Ya da senin mesajlaştığın, senin görüştüğün biri tarafından öldürüldü. Ya da gitti bunlara dayanamadı, intihar etti. Dördüncü seçenek aslında olabilecek, bu da hani bütün bunlardan kaçıp kurtulmak için de gitmiş de olabilir. Değil mi? Birkaç tane seçenek var. Evet. Şimdi senin mesajını yakaladıktan sonra sana kiminle mesajlaşıyorsun falan demesinin adı kıskançlık mı? Ya zaten telefonumu elimden aldı. Hani telefonda baktı. Yani isimlere falan baktı. Sonra dışarıda hani konuştuğumuz ismini vermek istemiyorum. O kişiyi aradı. O kişiyle konuştu. Eve geldi. Sonra zaten sabahleyin biz de onunla birlikte. Hani dedim bu iş böyle olmayacak. Hani ben bir hata yaptım. Pişmanım dedim. Ondan sonra ben ailemin evine geri döndüm, kısmı babasına bırakıp. Sonra iki gün geçmeden ben tekrar geri geldim. Ve eşim benim yani bizi hayatımıza tekrar sıfırdan hani ev yani evli olduğumuz gibi hayatımıza tekrar yani sıfırdan başlamıştık. Sonrasında arkadaşlara hayrullahmış, Sezer'miş. Ama yavrum sen şimdi bu adamla 17 yaşında evlenmedin mi? Evet. Şu anda da 19 yaşındayım diyorsun. 2 yıllık evlisin. Evet. 2 yıllık evlisin. 9 ay evvel bu sıkıntıyı yaşamışsın. Evet. Yani sen şimdi evlendin. Kaç yaşında çocuğun? 1 yaşında. Yani belki de hamileydin. Evet. Evlenmedim. Senin mesajlarını yakalıyor. Evet. Daha zaten hani destur bismillah, daha yeni evlenmişsiniz. Ya mesajlarda öyle bir kötü art niyet yoktu zaten. Araştırılabilir de yani. Hayır, art niyetten falan bahsetmiyorum ben. Tabii ki mesajlaşmada art niyet yoktur. Ona bir diyeceğim yok da. Kocan rahatsız olduysa. Evet. Yani güven artık duygusu sarsılmış. Bir şüphe girmiş. Sen de kocanın aslında bundan rahatsız olacağını aynen biliyordun değil mi? Aynen öyle. Tamam, kocanın rahatsız olacağını bile bile mesajlaştığın noktada. Artık daha bundan sonra da adam telefonuna baktığında kıskanç mı oluyor? Bunu şunun için soruyorum. Bak çok özür dileyerek söylüyorum. Siz de zaten ümidinizi kaybettiğiniz için buraya geldiniz. Yani bu adam kıskanç olup böyle hani herkese saldıran bir adam mıydı? Tuttu kendini mi attı bir yerden diye düşünüp düşünmemek ben için. Ben konuşabilir miyim? Buyurun. Mesela seni de ben kıskanır mıydı? Asla. Ya evet, kıskanç yapısı vardı ama durduk yere işte orada yürüme, onunla konuşma, bunu yapma den kıskançlığı olan veya işte bunu işte kendine zarar verecek boyuta getirebilecek bir adam değildi. Evet. Kıskançlık yüzünden ne kendine ne karşısındakine zarar vermezdi. Evet. Kolay kolay kimseye güvenmeyen bir yapısı vardı. Ama bunu kendi içinde yaşardı.
Hani insanları sorgulardı, denerdi. Sana da yapar mıydı? Kiminle mesajlaştın falan? Asla. Ben de telefon kullanmam. Asla işte ne bileyim alayım, kurcalayayım veya işte bakayım. İşte veya işte kimle konuşuyorsun, kimle konuşuyorsun. Böyle bir şey yaşamadım. Hani dediğim gibi işte kıskançlıktan dolayı işte gidip kendine zarar verecek veya bir şey yapacak bir adam değil. Asla. Hiçbir kadın için asla ve asla. Bunun içine ben de dahilim. İkinci eşi de dahil. Asla ve asla hiçbir kadın için kendine zarar vermez, çocuklarından uzaklaşmaz. Hani burada kimse önemli değil. Sadece önemli olan şey çocukları. Hani benim burada bulunuş amacım da sadece annesine destek olmak ve benim çocuklarım babasının bulunması. Başka hiçbir amacım ve hani herhangi bir şeyim yok. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. Kimin nasıl düşündüğü de benim umurumda değil. Benim hoşuma gitti. Benim 3 çocuğumun babasının ortaya çıkmasını istiyorum. Demek ki çocuklarına da bakmış, destek vermiş falan ki sen de aslında ona duyduğun saygıdan buradasın. Benim dünyada tanıyıp tanıyabileceğim en güzel babaydı. İşte bu da bir kadın için gene yeterli olabiliyor bir noktada. Yani bu kıskançlık mevzusunun o yüzden altını çizmek istiyorum. Yani ortada hiçbir şey yokken ya şöyle. İnsanın kıskanması o bir rahatsızlık boyutudur ayrı. Ben ona kıskanç derim. Ama şimdi yanımdaki kadın birileriyle mesajlaşıyorsa ve ben bundan rahatsız oluyorsam ben o zaman telefonuna bakayım demenin de kıskançlık olduğunu düşünmüyorum. O zaman işte artık zaten güven duygusu bozulmuş. Evet. İşin içine şüphe girmiş, kaygı girmiş. Bu kıskançlık mı? Dolayısıyla ondan sonra zaten karşınızdaki kişiyle ilişkinin o tılsımı da bozulmuş. Evet, büyüsü bozulmuş. Hayır, yani adam kalkın sizin mesajlaştığınızı göre göre ses çıkartmasın mı yani? Alıp da şu telefondaki mesaj kiminle ilgili diye sormasın mı? Sordu zaten. Bu kıskançlık değil ki. Ya bu zaten normal bir erkeğin yapması gereken bir durumdur yani. Herhalde bunu görüp de susacak bir erkeği tahayyül edemiyorum ben. Ben bir kadını da tahayyül edemiyorum. Değil mi yani? Yani eğer menfaatle beraber değilse bir erkekle, yani menfaat için değilse, evet. Bu menfaat gideceği yeri olmaması olabilir, o olabilir, bu olabilir. Sevgi kadın da aynı şeyi yapar. Yani sevgi temelli bir ilişkiyse herkes bunu yapar. Gayet tabii. Ama şimdi son gün sana hiç yani benim şu anda bulamadığım, sen tanıyor musun bilmiyorum, birini soruyor. Evet. Ve en yakın arkadaşınla beraber olduğunu düşünüyor. Şimdi oraları enteresan işte. Benim oraları midemi bulandırdı. Çocuk babası genç adam kaybolmadan önce eşiyle bir tartışma yaşadı mı? 7-8 ay önce oldu. Küçük bir mesaj, öyle yani kafaya takılacak bir şey değildi. Zaten kafaya takılacak bir şey olsaydı eşim asla beni affetmezdi. Asla kapının önüne koyardı. Kendisi takmıyordu yani bu mevzuyu. Çünkü biliyordu onu aldatmayacağım, ona yanlış yapmayacağım. Kendisi çok iyi biliyordu. O olmadan, o olay meydana gelmeden önce de çok kıskançtı. Aşırı kıskanç bir insandı. Tanıdık bir kişiydi. Evde erkek aradı. Eve geldi bir anda. Dışarıdan pat diye evde kim var diye sordu. Bana çocuklar var, başka kimse yok dedim ona. Sen de Emre'yle dedi konuşuyorsun, takılıyorsun dedi. Hayır dedim, ben Emre diye birini hiç görmedim, hiç duymadım. Bu kim diye sordum. Buna dedi Sezer dedi, yardım ediyor sana dedi. Hayır Selçuk dedim, ben Sezer abiyle de görüşüp konuşan bir insan değilim falan dedi. Telefon çaldı. Sezer abi aradı pat diye. Selçuk nerede diye sordu. Bilmiyorum dedim, hani nerede olduğunu ama. Şimdi burası çok önemli. Bu cinayetten, ama cinayetten diyorum, kaybından ne kadar önce, hep cinayet konuştuğum için özür dilerim. Cuma gününü bağlayan gece, Perşembe akşamı. Ne günü kayboldu? Pazar sabahı. Yani o zaman bu kaybolması 2 gün evvel. Evet. Eve geliyor aniden. Evet. Değil mi? Evde kim var diye sana soruyor. Bana evde kim var diye soruyor. Ben de kimsenin olmadığını söyledim. Sadece çocuklarla bir arada olduğumu söyledim. Baktı mı hiç odalara? Evet, kalktık ikimiz birlikte baktık. Odalara falan birlikte baktık yani. Evde kimse kaçta olmadı. Geldi? Saat kaçtı? 2:30-3 civarı o saatlerde öğlen. Geldi. Evet. Yani öğlen geldi pat diye, evde kim var dedi, seninle beraber odaları şöyle, aradı. Şöyle, ben zaten o evde yokken telefonla oynuyordum. Zaten onun yanında da oynuyordum. Telefondan film izliyordum. Film izlerken bir anda zaten köpek sesi çıktı dışarıda. Ben köpek sesini duyunca korktum, irkildim. Sonra bir anda aradan 5 dakika geçmeden Neşem hızlı bir şekilde odaya, koltuk odasına daldı. Oraya geldi daldı. İşte yani hızlı bir şekilde içeri girdi. Kendisi girdi hızlıca. Evet, kendisi girdi. Ama girerken de dış kapıyı falan açık bıraktı yani. Öyle bir hızlı yani. Ha, seni biriyle yakalayacak diye geliyor yani. Yakalamak üzere geliyor. Yok yani kendi kafasında öyle bir şey kurmuş yani. Tamam işte. İçeri girdi. Sen sonra yaptın diye söylemiyorum hayatım, yanlış anlaşılmasın. Yani bu dururken seni orada biriyle yakalasa, sen evet. Köpekleri duyduğuna göre bir baktı etrafa. Aha. Ondan sonra da lang diye girdi içeri. Evet.
Sonra elimde ay, telefon Allah vardı. Allah korusun, hiç fena değil. Telefon vardı elimde. Telefonu istedi benden. Ben de ona telefonu verdim. Telefonda bakındı. Sonra bana dedi, sen dedi yani Emre'yi tanıyor musun diye sordu bana. Ben de hayır tanımıyorum dedim. Emre kim dedim. Hani dedi kapının önüne gelip dedi beni hiç sordu mu dedi. Selçuk dedim Emre diye birini tanımıyorum. Evet diğer arkadaşlarını sorarsan isimlerini biliyorum. Az çok huylarını suylarını biliyorum dedim. Ondan sonra bana Emre ile dedi bir ilişkin var dedi. Böyle bir düşünceye sahibim dedi bana. Ben de hayır öyle bir şey yok dedim. Ve sana dedi yardım eden de Sezer diye söyledi bana. Ben de dedim Sezer abi dedim bana asla yardım etmez. Yani bu konu hakkında böyle bir şey asla olamaz dedim. Öylelikle ondan sonra bana dedi içeride dedi. Neredeler yoklar? İçeriden dedi bir ses geliyor dedi. Niye oradalar? Ne yapacaksın evde mi çay mı içeceksiniz? Hay Allah'ım evet. Sonra bana içeride bir ses geliyor bir tangırıtı var dedi. Kalkalım bakalım dedi içeride Tarık olabilir dedi bana. Ben dedim Tarık dedim bizim evimize nasıl girer dedim. Zaten kapıda falan anahtar yok deşimin üstündeydi anahtar. Tarık kim? Bu da Selçuk'un kuzeni. Yani onunla sık sık takılan bir kişi. Selçuk demeyin de bak şimdi. Necati deyin ki işte iyice insanların da kafası karışacak. Madem Selçuk diyecektiniz niye Necati koydunuz ismini? Sonra biz onunla birlikte kalktık. İçerileri falan odalara baktık onunla. Tarık da mı var ya? Tarık'tan da mı kıskanıyor? Yok hayır. Tarık'ın var olduğunu sanıyor evin içinde. Sonra biz işte oradan çıktık. Ben bunu hadi yatalım falan dedim. Sonra yattık mesela. Nasıl yatalım diyeceksin? Gündüz 2.30'da gelmiş. Gündüz değil akşam gece. Ha, gece 2.30'da evet, geldi. Evet o saatlerde gece geldi saat 2.30-3 civarında. Hayır, sonra şu da öyle bir şey diyorsun ki seni evde Emre'yi arıyor. Emre ile kim görüştürüyor seni diyor? Sezer. Sonra tam o sırada da Sezer arıyor. Evet o sırada Sezer arıyor. Bana nasıl dedi, denk düşüyor Sezer'in onu araması? İşte bilmiyorum. Ne bana dedi Sezer seni aradı da? Dinliyor anne. Sezer beni aradı. Sezer kimin telefonundan arıyor seni? O gece? Kendi telefonuyla evde yeğenimiz var Efe. Onun telefonunu arıyor hayır, Sezer hayır, o gece abi. 2.30'da. Evet o Efe'nin telefonunu arıyor. Sezer abi istiyor? Kendi telefonuyla. O telefondan seni mi istiyor? Zaten onda olduğunu bildiği için arıyor. Yani bildiği de evde yani telefon çıkan yeğenine. Hayır, yeğeni veriyor? Uyuyordu. Zaten telefon benim elimdeydi, yeğenin telefonu. Yani dolayısıyla seni arıyor evet, yani. Dakika, beni Sezer arıyor. Seni gece 2.30'da mı arıyor? Evet. Ne dedi aradı da? Bana Selçuk'u sordu. O sırada da zaten eşim yanımdaydı. Tamam bana ama eşim de sana eve geliyor. Seni Emre ile görüşüyor musun? Seni Sezer görüştürüyormuş diyor. Evet. Sezer de o sırada... Onun üstünü arıyor Sezer abi de. Nasıl denk geliyor? Selçuk'un da evde olduğunu bilmiyor herhalde Sezer evet, bunu bilmiyor. Aradığında. Selçuk'un demek ki Selçuk'un evde olduğunu bilmiyor. Ama çok şu niye arıyorsunuz çok tuhaf... Sezer Bey de aramızda niye arıyorsunuz? Efendim ben arama sebebim arkadaş teyzesi Necati Gün teyzesinin oğlunu o akşam çarşıdan köye getirmiş. Ereğli'den köye getirmiş. Ve kendisi Ne olmuş? Necati Gün Tarık Ocağı Ereğli'den köye getirmiş o akşam. Hı. Tarık'ı aramışlar. Tarık'ı işte almış Ereğli'den köye getirmiş ve sonra bu bunu köye getirince bırakmış bir arkadaşının evine. Onu bilmiyorum. Bayağı bir vakit geçmiş. Tarık Tayfun'u aramış. Benim onda numaram yok. Onun da bende yok. Tayfun'u aramış. Demiş ki böyle böyle ben arıyorum Necati Gün'ü. Telefonlarımı açmıyor. Şunu bir arar mısın? Hani evden başka biri varsa hani onu arar mısın? Sezer gece ölüm yok, gidim yok, herhangi bir şey yok. Sen niye gece 2.30'da bizi arıyorsun Sezer? Ablacığım. Ölüm var mı, gidim var mı? Değil neden mi? Gece? Sezer. Ve Sezer abi. Sesimi çıkartacağım. Sen gecenin saat 2.30'unda sen benim oğlumu niye arıyorsun ya? Eşi var, ailesi var, tamam, çoluğu var. Çocuğu var. Teyzesinin oğlu aradığı Sezer. Teyzesinin oğlu aradığı için arıyorum. Teyzesinin oğlu benim oğlumun kapısını biliyor Sezer. Benim oğlumun diye, kapısını biliyor. Benim ablamın böyle oğlu aradı. Da gelecek buraya. O da gelecek. Gelsin. O da suçlu. Gelsin ablacığım. Gelecek zaten. Herkes gelsin. Gelecek zaten. Gelsin. Gelecek. Ya sen bir zaten... şekilde benim oğlumun ama irisi ama dirisi mutlaka çıkacak. Ama siz ben size siz yaptınız diyor mu? Gece saat 2.30'da sen ne diye Cansu'yu arıyorsun ya? Son ne diye arıyorum? Ablacığım teyzesinin oğlu arıyor. Ben de teyzesinin Efe'yi arıyorum. Oğlu ben Cansu'yu aramıyorum. Efe'nin telefonunu ya teyzesinin oğlu benim kapımı bilmiyorum Sezer. Gece gündüz o teyzesinin oğlu benim kapımda.
Teyzesinin kapısında. Ya o zaman Selçuk'un nerede olduğunu niye söyleyen yok? Sana var asya kadar cansı Selçuk telefonla arasaydı. Teyze, bu kadın teyzesi zaten. Aradım Selçuk'u aradım. Zaten telefonu düşürmüş. O akşam aradım 4-5 defa aradım. Açmıyor telefonları. Ya bir sıkıntı mı vardı da sen o derece o zaman cansı aradın? Anne, ya bir sıkıntı mı vardı da cansı aradın? Anne, hayır ablacığım bak. Ulaşamadın. Teyzesinin oğlu ulaşamadı. Tarık da ulaşamadı ya bize. Efe'yi arıyorum ben de Efe'nin telefonunda. Niye arıyorsun? Gece 2:30'da ne sıkıntı vardı arıyorsun? Bir sıkıntı vardı arıyorsun işte. Adamı getirmiş. Ya arada bir sıkıntı var. Arada bir sıkıntı var. Sezer abi sana Sezer çok Tarık'tan dolayı mı? Tarık'tan ben dolayı oğlum. Mı? Ama öyle zaman gelirse siz çıkartacaksınız. Evet, arkadaşım beni kendisi aradı dedi ki Tarık dedi getirmiş. Tarık biz şey Tarık dedi Necati getirmiş. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor. Bir de sen arar mısın telefonunu dedi senin açar dedi. Aradım benim telefonumu da açmadı. İki kez üç kez aradım. Ya Tarık'ın telefonu açmıyor da senin telefonunu ne için açacak? Tarık onun zaten teyzesinin oğlu. Telefonla açmaya. Sen telefonunu niye açsın Selçuk? Ablacığım sen de yıllardır bizi onunla beraber geziyoruz. Sana anlatmadığını bana anlatıyordu geri geldiği zaman. 2:30'da neye arıyorsun? Var bir sıkıntı 2:30'da. Evet. Selçuk ulaşmak istiyor. Çünkü orada diyor bir ki Cansu. Var ki. Eve geldi. Bana Emre ile görüşüyor musun dedi. Emre'yi sana Sezer ayarlıyor dedi. Evet. Demiş. Demek ki adam da size kızdı bir şey oldu telefonlarınızı açmıyor. Sen de aslında Cansu'yu arayarak Cansu'ya bir mesaj iletmek istiyorsun. Sonra ne oldu Cansu? Sen bak hani öğrendi işte ya o zaman Selçuk yazalım ismini şimdi Selçuk'sa Selçuk. Sonra ne olduğunu anlat İşte bak Cansu. Selçuk öğrendi şehri de yazın. Ben Selçuk şey öğrendi senin haberin ne olsun eve geliyor falan demek için o zaman sen Cansu'yu aradın. Anladım sonra nedir ama... Cansu? Beni arkadaş zaten kendisi aradı. Böyle böyle dedi. Şey, hani bu hani beni arayan şahıs bu. Tayfun, yanında sen gece da Tarık niye Sezer arıyor? Hani gece bunlar. Sezer de bunu niye beni arayanlar sen niye gece 2:30'da Sezer arıyor Tayfun? Sen gece 2:30'da niye Sezer arıyorsun? Veyahut da Sezer ben arkadaş arıyor. Beni aradı ben diye aradım. Kahvenin önündeydim. Hı. Tarık yeğeni olur, kuzeni olur. Kayıp şahsı. Tarık da gelecek buraya. Geldiler. Tarık da gelecek. Şu an suçladıkları kişi hani... gece gündüz evlerinde olan kişi. Yedikleri içtikleri asla ve asla ayrı gitmeyen bir insan. Gece 2:30 diye bir şey yok. 12-11 sularında ben onu hayır o saat sularında değil. Ben değil. Zaten o gün içerisinde sonradan... yengeme gidip geldim. O saatte zaten ha, Selçuk o yani kapının önünden gitti. Ben, evet. Sen Selçuk'u sonradan aramadın, dönüş yapmış dediğine göre sonradan bir dakika, benim kapımın evet. Önüne gelip de Kornelos'a... 11:30-12 gibi mi Sezer'e söyledin bunu? O zaman söyledim. O zaman aradığını hatta konuşmuş... Bilmiyormuş, telefonunu kaybettim diye evden çıktığını söylemiş arkadaşa. Ondan sonra gece 2:30'da da bu, yani Sezer demesine göre tekrar arıyor. Telefonda bunun değilmiş herhalde. Efe diye bir çocuk var küçük. Tamam, bir dakika bak, lafı karıştırmayın. Yani sen aslında gece 2:30'da demedin Sezer'e ara hayır, diye. Öyle bir şey yok. Gece sen 11:30-12 gibi söyledin, Sezer aradı. Bakkal daha köyün bakkalı açıktı. Şu dünya aradı kardeşimdir. Beni kendisi de aradı. Abi gerçekten dedi eve gelmedi, bilgin var mı, nerede diye. Kendisi de beni tekrar geri aradı. Suçladıkları arkadaş ben gece gündüz. Sen aradın WhatsApp'ta. Ben seninle hiçbir şekilde görüşmüyorum. Sen beni aradın. Ben sen beni arayınca... Bak sen beni aradığında Selçuk zaten benim yanımdaydı. Bana arkadan işaret yaptı. WhatsApp'tan ikinci kez sen beni aradın. Hayır ben aramadım işte. Selçuk dışarı kapının önüne çıktı. Kimle konuştu bilmiyorum. İşte. Sadece telefonda Sezer dedi. Ben öylelikle dedim ki acaba dedim Sezer abiyle konuştu işlerini hallettiler mi dedim. Aradan yarım saat geçtikten sonra aynı şekilde Selçuk içeri geldi. Bana dedi ki... geldikten sonra pat üstüne tekrar sen aradın telefonu. Bana dedin Cansu dedin Selçuk eve geldim diye sordu. O sırada yine Selçuk yanımda. Yani Selçuk bana arkadan sen... işaret yapıyor. Hayır gelmediğimi söyle diyor. Ben de ona dedim ki abiye. Abi dedim gelme dedim. Evet. Bununla dedim gezen dolaşan takılan insanlar sizsiniz dedim. Evet. Bunu evden dedim ben takip etmek zorunda değilim. Bunu takip edip de bunun yanında olan arkadaşları sizlersiniz. Bunu siz biliyorsunuz dedim. Sonra bana işim... Uzat diyor. Sonra bana dedi ben buna dedim abi dedim ne oluyor dedim bir sıkıntı mı var dedim. Sen dedim biraz önce aradım ben sana evde olmadığını söyledim. İkinciyi aradım ben sana tekrar evde olmadığını söyledim. Yani dedim bu işte bir sıkıntı var. Sen yani bir ben daha mı aradın gizlice mi aradın? Tekrar hayır gizlice ben onunla hiç görüşmedim. O beni ikinci kez aradı. Sezer abi ikinci kez aradı. Sabah oldu zaman 3-4. Evet.
Yani... Sen sabah 3'e 4'e kadar internette, telefonda dolaşıp sonra nasıl 4 çocuğa bakıyorsun sabah kalkıp? Ya öyle değil. Ben internet bağımlısı, telefon bağımlısı bir insan değilim zaten. Çocuklar uyuduktan sonra 5 dakika telefonla YouTube'a girerim, bir şeylere bakarım. Sonra yatar yerime uyurum. Çünkü sabah 7'de kalkıp gece... çocukları okula gönderiyorum. İşte nasıl oluyor? 2.30'da geldiğinde ben sadece... zaten eve geç geldim. Eşimle birlikte geldim. Biz yengemlerin oraya gitmiştik ödev vermeye. Eşim bıraktı beni. Oradan eşim aldı, eve getirdi. Bak şimdi buraları çok karışık anlatıyorsunuz. Siz anlıyor musunuz? İki buçukta aradı dedi ya Müge Hanım. İki buçukta aramış. Selçuk buna sus dinle demiş. İkinci bir defa diye yine aradı dedi. Evet. İkinci bir defa aradığında sana Sezer ne sordu? Korku içindeydi Sezer abi. İlk aradığında çok sakin bir ses tonum vardı. İkincisinde böyle korku dolu sesi vardı. Bana tekrar Selçuk'u sordu. Ben de ona böyle böyle dedim. Abi bununla gezen dolaşan sensin, ben değilim dedim. İkinci aradığında Selçuk nerede bu arada? Evet, yine tekrar evde. Aynı şekilde. Birinci soruda olmadığını söyledim. Hayır. Nerede? Evdeymiş. Yanımda. Evet, yanımda. İkinci yine konuşmada da eşim yanımda. Tamam. Ama yok dedirtiyor, gelmedi evet, dedirtiyor. O öyle dedirtiyor. Sonra ben de abi dedim, işte dedim bununla dedim dolaşan gezen sensin. Tamam, onu anladık. Sonra kapattın. Hayır, kapatmadı. İkincisinde uzattık biz konuşmayı, eşim uzat dediği için. Abi dedim ne oldu dedim, bir sorun bir problem mi var dedim. Sen birincide olmadığını söyledim ben sana, Selçuk'un evde dedim. İkincisinde dedim niye tekrar arıyorsun üst üste dedim. Ben de dedim böylelikle korkuyorum abi dedim. Sonra bana ne dedi ki Tarık dedi gelmiş köye dedi, Selçuk'u arıyor dedi. Ben dedim Tarık'ın dedim buranın dedim evin adresini bilmiyor mu? Tarık benim evimi bilmiyor mu dedim. Bir şekilde gelir dedim. Sonra bana Tarık ve arkadaşları dedi Sezer abi. Bana arkadaşları deyince ben sana ne dedim? Abi bu arkadaşlar kim? Bak ben korkuyorum. Beni aşağı kadar getirme demedim mi? Evet, bana bu arkadaşların evet, kim evet, olduğunu çıkartacaksın demedim evet mi? Ondan sonra biz kimdi zaten telefonu kapattık. Ama bu arkadaş beni arıyor. Yani ikinci konuşmada Tarık yanımda benim yanıma geldi. Sezer abi telefon. Yokmuş diyor. Ya arkadaşlar seni orada Selçuk konuşturuyor bence Sezer'le. Ne i̇şte konuştuğunuzu duymak istiyor şüphelendiği evet, için. Evet, şüphelendiği için öyle Sezer bir görüşme. Sezer zaten bunu arıyor. Selçuk da dinliyor arkadan. Ama bak, Sezer ne Selçuk daha önceden kafasında böyle bir mesaj yakalamış ama ufak mesajla ama büyük alakası o sen ailevi problemleriniz. Valla hiç başarılı alakası yok. Bir tereddütte kalmış kafası. Bak bir adam dinle. Adam artık yakın arkadaş olarak benden daha Sezer, şüphelenmiş. Neyi dakika? Benden beni daha şüphelenmiş. Beni bir dinler misin? Tarık'ı ilgilendiriyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.